الله الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizde yine dünya Müslümanlarının, hususen de Türkiye Müslümanlarının üzerine çöken bir kabus gibi, Müslümanların üzerine çöken bir halet-i ruhiyeden, ruh halinden bahsetmek suretiyle dersimizi bu mevzuda, bu konuda Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar devam etmek istiyoruz. Nedir alemi İslam'ın veya dünya Müslümanlarının üzerine çöken bu olumsuz, bu son derece İslam'ın ruhuna ters, İslam'ın özüne, hakikatine aykırı olan bu halet ruhiye nedir? Önce bunu izah etmek lazım. Bu da tek kelimeyle, şuursuzluk kelimesiyle ifade ettiğimiz bir hadisedir. Şuursuzluk. Şuur nedir? Şuursuzluk nedir? Bunları da tabii izah etmek lazım. Şuur deyince neyi anlamak icap ediyor? Şuursuzluk deyince neyi kastediyoruz? Önce bu kelimeler üzerinde biraz durayım. Sonra da umumi olarak diğer konulara geçeyim. Efendiler, şuur kelimesi tabii Arapça bir kelime. Şın, ayın ve bir de rı harflerinden meydana gelmiş mübarek bir kelime şuur. Ne demek? Gerek kendi üzerimizde, gerekse etrafımızda, çevremizde ne olup bittiğinin farkına varmak anlamına geliyor. Kendi üzerimizde, kendi civarımızda, çevremizde, mahallemizde, muhitimizde, daha geniş anlamda dünyamızda meydana gelen hadiselerin ne olup bittiğinin farkına varmak. Bunun adına şuur diyoruz veya bunun yokluğuna şuursuzluk diyoruz. Biraz sonra meseleyi daha da açacağım. Allah-u Teala yeryüzündeki mahlukatı, biliyorsunuz cansızlar dediğimiz mahlukat var, canlılar dediğimiz mahlukat var. Cansızlar, canlılar. Cansız varlıkların yapısı başka, canlı varlıkların yapısı başka. İnsan dediğimiz varlık,
canlı mahlukatın, canlı varlıkların en mükemmeli, en şereflisi, en üstünü. Bunu zaten kabul etmeyen dünyada yoktur. Şimdi basit bir açıklamayla bu şuur meselesini veya şuursuzluk meselesini kısaca arz edeyim. Şuur derken neyi anlıyoruz? Şuursuzluk derken neyi anlıyoruz? Mesela bir suyu iyiden iyiye kaynatalım. Kaynamış su, cayır cayır ateşte kaynamış bir suyu cansız dediğimiz bir taşın üzerine dökerseniz taşta bir hareket, bir kıpırdama görür müsünüz, görmez misiniz? Görmezsiniz. O kaynar su taşın üzerinden akar gider, taşta bir hareket görülmez. Görülmez. Ama o kaynar suyu dikkatle dinlemek lazım. Bir hayvanın üzerine dökerseniz, hayvan da canlıdır. O kaynar suyu hayvanın üzerine dökerseniz, o hayvanın canı yanar, bağıra çağıra kaçar gider. Bak, taşın üzerine kaynar suyu döktünüz, hiçbir şey olmadı. Hayvanın üzerine döktünüz, bağırdı, çağırdı, kaçtı, canı yandı. Bir farklı bir hareket ortaya çıktı. Demek ki tehlikelere karşı hayvanlarda bir tepki var. Bir tepki var. İlim adamları türlü çalışmalar sonunda ağaçların da, bitki dediğimiz, nebatat dediğimiz bitkilerin de böyle bir sevk-i tabii ile, sevk-i ilahi ile bir şuura sahip olduğunu yeni yeni anlamaya başladılar. Ağaçlarda, bitkilerde de bir tepki var. Bir tepki var. Canlılık hareketi var. Mesela kış geldiği zaman biliyorsunuz ağaçlar, kış geldiği, hava soğuduğu, kar yağdığı, etrafın buz tuttuğu bir mevsimde topraktaki ağaçlar, ağaçların tabi toprağın altında kökleri var. Kökler. Ağaç bütün suyunu ve gıdasını neyle alıyor? Kökleriyle alıyor. Toprağın içinden o ağacın kökleriyle gıdasını, suyunu ne varsa alıp besleniyor. Kış geldiği zaman o ağaçlara emir veriliyor, kökler artık suyu çekmiyor. Su çekmez. Tatil, paydos. Ey ağaçlar, bu soğukta köklerinizle suyu gövdenize çekmeyin. Durdu şimdi. Durdu. Çekseydi ne olurdu? O kökler yanlışlıkla, tesadüfen şaşırsa da toprağın altından yine o buz gibi suyu gövdeye çekseydi, kışın soğuğunda o ağaç son derece soğuyacak, üşüyecek, donacak, gövdesindeki su donduğu zaman tıpkı arabanın radyatörü gibi o donan su yenileşecek, ağacın kabuklarını çatlatacak mıydı, çatlatmayacak mıydı? Çatlatacak. Onun için kış geldiği zaman ağaçların gövdesine su yürümüyor. Nasıl ki banyoda mesela, banyo kazanında kışın suyu unutuyorsunuz da donuyor, gidiyorsunuz ki kazanı patlatmış. Kazanı patlatmış. Keşke suyu boşaltsaymışız diyorsunuz. Allah da ağaçları kışın köklerinden gövdesine suyu çekmesini durduruyor. Çünkü hava soğuk, ağaç donacak, üşüyecek, ağacın gövdesindeki su donunca genleşecek, ağacın kabuklarını ve gövdesini patlatacak. Rahman ona Allah nizamını bu şekilde ağaçlar üzerinde tecelli ettiriyor. Ama bahar geliyor, önce havaya, sonra suya, sonra toprağa cemre dediğimiz hadise tecelli ediyor. O kökler yeniden faaliyete başlıyor, ağacın gövdesine suyu çekmeye başlıyor. Tehlike ortadan kalkmıştır. İşte ilim adamları diyorlar ki, ağacın gövdesine köklerden su yürümeye başlayınca ağaçta bir canlılık meydana geliyor, bir reaksiyon meydana geliyor,
bir hadise meydana geliyor. O esnada suyun gövdesine yürüdüğü ağacın karşısında ne varsa o var olan manzaranın ve şeklin fotoğrafını çekiyor. Ağaçtaki ağacın gövdesindeki dekorlar, şekiller bu canlı hadisenin ve etrafına karşı duyduğu duyarlılığın bir neticesidir diyorlar. Ceviz ağacı bu konuda çok daha ileri seviyede. Ceviz ağacı biliyorsunuz boyalı bir ağaç, mürekkepli bir ağaç. Baharda gövdesine su yürürken ceviz ağacı karşısında dağ varsa dağın, orman varsa ormanın, dere varsa derenin, geyik varsa geyiğin aynen resmini çekiyor, ağacın gövdesinde o dekor gibi, resim gibi, şekil gibi yerleşiyor, ne kadar ince kıysan bile aynı dekor devam ediyor. Demek ki mahlukatın kendine mahsus bir şuuru var, etrafına karşı bir duyarlılığı var. Ama işte o kadar, daha ilerisi yok. Ama insana gelince, misalimizi devam ettirelim, kaynamış bir suyu, gayet kaynamış bir suyu insanın üzerine dökerseniz, bakınız, insanın üzerine dökerseniz, insanın da canı yanar. Canı yanar, muazzam ızdırap duyar, fakat öyle kalmaz. Bu sefer ne olduğunu araştırır. Şimdi taşın üzerine kaynar suyu döktünüz bir hareket olmadı. Hayvanın üzerine kaynar suyu döktünüz, hayvan bağırdı, çağırdı, canı yandı, kaçtı. Bir reaksiyon, bir tepki gösterdi. İnsanın üzerine kaynar suyu döktünüz, o da bağırdı, çağırdı, canı yandı, canı acıdı. Fakat orada kalmadı. Ne olduğunu araştırmaya başladı. Nasıl oldu? Niçin oldu? Nerede oldu? Nasıl döküldü? Niçin döküldü? Kim döktü? Nasıl döktüler? Ne kadar döktüler? Aramaya başladı. İnsanın tavrını görüyorsun, ne kadar farklı. Bu kaynar su nereden döküldü? Nasıl döküldü? Niçin döküldü? Ne kadar döküldü? Ne sebepten döküldü? Neredeydi de döküldü? Bakın bir sürü araştırma konusu ortaya çıkıyor. İşte bu hadiseye biz ne diyoruz? Şuur açıklığı, şuuruna intikal ediyor. Vücuduna döküldüğüyle kalmıyor, hemen şuurunu işletiyor. Ya bu nereden döküldü bu kaynar su? Nasıl döküldü? Ne kadar döküldü? Niçin döküldü diye aramaya başlıyor. Buna biz ne diyoruz? Şuur, 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 şuur. Yani insanın aklının, beyninin, idrakinin çalışması hadisesi. Ölünün üzerine dökseniz ölüde bir hareket göremezsiniz. Ölmüş bir adamın cesedine, vücuduna kaynar suyu dökseniz hiçbir hareket göremezsiniz. Şuur yok, ölmüş. Alem-i İslam, İslam dünyası aynen bugün bu durumda bulunuyor. Hristiyan dünya, başta Amerika olmak üzere, sonra Avrupa olmak üzere, bütün Hristiyan dünyası, Hristiyanlık dünyası ne kadar musibet varsa, ne kadar pislik varsa, ne kadar rezalet varsa, ne kadar hastalık varsa, alemi İslam'ın üzerine senelerdir döküyor, 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 hiçbir tepki gelmiyor. Niye? Şuursuzluk var. Şuur aydınlığı yok. Düşünün mesela sırf Hristiyan kaynaklı, Hristiyan milletlerin bayramı, adeti, töresi, tavrı, tutumu esasına dayanan yılbaşı gecesinde, Noel gecesinde Müslüman olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu zanneden milyonlarca Müslüman patentli, Müslüman kılıklı, Müslüman isimli insanlar Avrupa'nın teklif ettiği, Avrupa'nın ortaya koyduğu o gecede o kadar içki içtiler ki gazetelerde yayınlandı, okuyanlarımız olmuştur. O kadar içki, o kadar şarap, o kadar şampanya dökmüşler, patlatmışlar, tüketmişler ki bir senenin tamamında içilen içkiden iki kat fazla. Bir gecede. Niçin? Bakın yani şuur olsaydı niçin bu böyle oluyor? Niye oluyor? Niçin yapayım? Nereden geliyor? Kimden geliyor? Nasıl geliyor? Araştırmıyor. Araştırsaydı şuur olacaktı. Araştırmadığı için şuursuzluk oluyor. Nereden kaynaklanıyor? Yılbaşı belasında, gecesinde
oynanan kumar, satın alınan biletler kumar, kumar kelimesiyle ifade ediliyor. Bir senenin tamamında oynanan kumardan 11 kat fazla kumar. O gece Hristiyan kaynaklı, Hristiyan kökenli bir bayram olduğu halde Müslüman isimli, Müslüman düşün, tavırlı, kendisine göre Müslüman diyen bu insanlar o gece kadınlı erkekli öyle eğlendiler, öyle tepindiler, öyle oynaştılar, öyle kaynaştılar, öyle sarhoş oldular ki kimin kime tasallut ettiği, kim kimin ırzına geçtiği belli olmadı. Bu niye böyle oluyor? Tek kelimeyle şuursuzluk. Bakın dedim ki bir adamın üzerine kaynamış suyu döktüğünüz zaman canı yanmakla kalmaz. Bu su nereden geldi? Kim döktü? Nasıl döküldü? Niçin döküldü? Ne kadar döküldü? Bunun sonu ne olacak diye düşünmeye başlar. Buna şuur diyoruz. Düşünmüyorsa nereden geliyor? Nasıl geliyor? Niçin geliyor? Neden geliyor? Kim yapıyor? Bunları düşünmüyorsa bu illetin adına ne diyoruz? Şuursuzluk. Şuursuzluk diyoruz. Allah aşkına unutmayınız. Evet. Şuursuzluk. Tepki göstermiyor. Karşı koymuyor. Neden, niçin, nasıl olduğunu düşünmüyor. Bugünkü Müslümanın beyni çalışmıyor. Kafası çalışmıyor. Zihni çalışmıyor. Aklı çalışmıyor. Ne gelirse kabul ediyor. Tepki göstermiyor. Karşı koymuyor. Direnmiyor. Cevap vermiyor. İtiraz etmiyor. Korkunç bir hastalık. Tepki, toplu tepkiyi ortaya koymuyor. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, anasına, ırzına, namusuna, ne biçim tecavüz ederseniz edin, tepki göstermiyor. Bosna, Bosna'yı herkes biliyor, duymayan, işitmeyen, görmeyen, anlamayan kalmadı. Yüz binlerce insanı doğradılar, kestiler. 65 bin kadının ırzına geçtiler. 45 bin kadın sırtlardan hamile kaldı. Ama yeryüzü Müslümanlarının kılı bile kıpırdamadı. Tepki göstermediler. İşini gücünü bırakıp meydanlara fırlamadılar. Miting yapmadılar, toplantı yapmadılar, kıyameti koparmadılar. Niye? Şuursuzluk işte. Şuur, insan kafasının, insan beyninin hadiselere intibakıdır. Araştıracaksın. Niye bu oluyor? Bugün Bosna'da cereyan eden Hristiyanların Müslümanlığı katliamı, yarın Kıbrıs'ta, öbür gün Makedonya'da, öbür gün İstanbul'da, öbür gün Bursa'da. Ne fark eder? Şuur meselesi. Bakın bir örnek göreyim şuur mevzuuna ve bu hadiseler karşısındaki değerlendirme konusuna. Rusya Afganistan'a girdiği zaman, biliyorsunuz bir zamanlar Rusya Afganistan'ı işgal etmişti. Dünyamız yok. Rusya Afganistan'a girdiği zaman Pakistan devlet başkanı, Allah gani gani rahmet eylesin, General Ziyaul Hak, General Ziyaul Hak şöyle bir şuur eseri meydana koymuştu, şuur eseri. Şuurunu ortaya koymuştu. Ve bir konuşma yapmıştı. Konuşma tarihe geçmiş. Ben kitaptan aldım. Aynen şöyle söylüyor. Bugün Rusya bizim kardeşimiz ve komşumuz olan Müslüman Afganistan'ı işgal etmiştir. Onlara yardım etmek boynumuza borçtur. Üstelik eğer Rusya'yı orada durdurmazsak yarın daha kötü şartlar altında ve kendi topraklarımız üzerinde Rusya'ya karşı savaşmaya mecbur kalacağız. Dolayısıyla Afganistan'daki savaş yeryüzünde bütün Müslümanların ve bizim kendi savaşımızdır diyebilmişti. Bu neticeye vardıktan ve bu şuuru gösterdikten sonra devlet başkanı Ziyaul Hak tarihi vazifesini yerine getirmek için milleti seferber etmiş ve yiğitçe bir mücadele vermiş. Sonunda da bu uğurda şehit düşmüştü. Ama Pakistan topraklarında bir savaşı da önlemişti. Maalesef bugün Türkiye Cumhuriyeti böyle devlet adamlarından mahrum.
Bosna Hersek'te Müslüman kanı oluk oluk akarken oradaki İslam eserleri, camiler, medreseler yıkılırken, izleri silinirken sırtlarla aynı günde yılbaşını kutlayan devlet adamlarımızdan kimisi Abant'a, kimisi Antalya'da, kimisi bilmem nerede kadehlerini kaldırırken acaba Bosna Hersek'te ölen Müslüman kadınların paymal olan namuslarını ve ağlayan çocuklarını hiç düşündüler mi acaba? Hiç zannetmiyoruz çünkü zihinlerinde İslam'a dair bir tek şuur mevcut değildir. Demek ki bütün mesele geliyor, şuur noktasına dayanıyor. Şuur, yani hadiseyi değerlendirmek ama İslami şuur dediğimiz zaman İslam açısından, İslam'a göre değerlendirmek manasındadır. İslam şuuru. Tabii şuur kelimesi mutlak manada burada kullanmıyoruz. İslam şuuru, mümin olmanın, Müslüman olmanın şuuru içerisinde mütalaa ediyoruz. Yani bir takım olaylar oluyor, bir takım işler oluyor çevremizde, civarımızda, coğrafyamızda, dünyamızda. Ama dikkatle bakınız, hep Müslümanların ülkelerinde çok şeyler oluyor. Hristiyanların oturduğu ülkelerde, bölgelerde bir damla kan akmıyor. Halkı Müslüman olan, ahalisi Müslüman olan ülkelerde kıyametler kopuyor, katliamlar yapılıyor ve koskoca dünya seyrediyor, adeta sessiz kalıyor ve bekliyor. Ve bu sessizliğin içinde evvela İslam aleminin sessizliği geliyor. Yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman olduğu söylendiği halde dünyada tek bir tepki ve karşı koyma zuhur etmiyor. Demek ki mesele şuursuzluk, beyinsizlik ve hadiselere İslami bir değerlendirme, İslami bir mana verememekten kaynaklanıyor. Adeta hadiseler gözümüzün önünde cereyan ediyor, öldürüyorlar, katlediyorlar, alıyorlar. Düşünün mesela günlerdir, haftalardır, aylardır Türkiye'deki özel televizyonlarda, devlet televizyonu demiyorum, özel şahısların televizyonlarında, türlü programlarda, türlü yayınlarda işlenen hadiseler anlatılıyor. İşte devlet bankasını şu kadar milyar dolandıran adamdan bahsediliyor. Rüşvetler anlatılıyor. Farkındasınız. Özel televizyonlar adeta habercilik açısından, tabii İslam için yapmıyorlar bunları. Habercilik, seyirci kazanmak, seyirci toplamak için yaptıkları programlarda nereden yakalıyorlarsa, nereden gidip adamları, elemanları buluyorlarsa, memlekette o soygunları, devlet hazinesini soyanları, yüz milyarlarca paraları çalanları, ırza tecavüz edenleri teker teker günlerdir, haftalardır, aylardır yayınlıyorlar mı, yayınlamıyorlar mı? Yayınlıyorlar. Ve 60 milyon Müslüman diyelim Türkiye'de ise seyrediyor, seyrediyor, bakıyor, görüyor ama hiçbir tepki göstermiyor. Bu adamların derhal yakalanması, yargılanması ve idam edilmesi lazım diyen hiç tepki çıkmıyor. Sessiz, hissiz, duygusuz ve ölmüş bir tablo halinde kalıyor. Koskoca bir anayasa mahkemesinin başındaki adam kalkıyor, milyonlarca insanın seyrettiği bir televizyon ekranından layık olmayanlar insan bile olamaz diyor ve 60 milyon Müslümana hakaret ediyor. Bu hakaret karşısında Müslümanlardan tek bir tepki çıkmıyor. Niye? Şuursuz, ölmüş bir cesedin üzerine kaynar su dökseniz kıpırdar mı, kıpırdamaz mı? Kıpırdamaz. Ya ne olacak peki? Bu neden böyle oluyor? Niçin böyle oluyor?
O halde biz hangi noktadayız? Bu halimizle, bu tutumumuzla, bu tavrımızla Allah'ın rahmetine mi yakınız, Allah'ın azabına mı yakınız? Varın kıyas edin Müslümanlar. Kıyasını kendiniz yapmamız lazım. Evet, bu hale nasıl geldik? Bu şuursuz, bu duygusuz, bu tepkisiz hale nasıl geldik? Nasıl geldik? Bu sessizliğin, bu hissizliğin, bu duygusuzluğun, bu karşı koyma aktivitesinin, bu hareketin, bu hamlenin niçin mahrumu olduk? Niye ses çıkmıyor? Niye bir tepki çıkmıyor? Niye? Bu konuda ne eksiklik var? Neremiz eksik? Neremiz felç? Neremiz tutulmuş? Neremiz bitmiş? Bütün bunları müzakere etmek lazım. Bütün bunları izah etmek lazım. Bu noktaya geldiğimizde karşımıza aziz müminler dini hadise çıkıyor, din olayı çıkıyor. İnsanlara şuur veren, insanlara şuur veren bir kaynak lazım. Mesela ölmüş bir cesedin tepkisi yok dedim demin. O cesede ölmeden evvel hareket veren, canlılık veren ne vardı? Ruhu vardı. Ruh çıkınca hareket ölmüştür. Bugün Müslüman milletlerin ruhu nedir? Bu ruh ne olmuştur ki hareket edilmemektedir? Karşı konmamaktadır, tepki gösterilmemektedir, cevap verilmemektedir. O da böyle bir asırda. Efendiler, eski zamanlarda böyle haberleşme vasıtalarının olmadığı asırlarda, devirlerde tepkinizi ortaya koyamazdınız. O zaman telefon yoktu. Telefon. O zaman telgraf yoktu. O zaman böyle süratli vasıtalar, otomobil gibi, uçak gibi vasıtalar yoktu. Tepkinizi, itirazınızı, karşı koyma hareketinizi açığa vuramazdınız, duyuramazdınız, söyleyemezdiniz, yapamazdınız, yayamazdınız. Ama bugün telefon var. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın evinde telefon var. Zerre kadar şuuru olsaydı Müslümanların, o telefonu derhal öğrenirler, günde 100 bin telefon adamı felç haline getirirlerdi. Tepkisiz bir toplumuz. Televizyon kanallarından fuhuş akıyor diyorsun. Tamam, alkol akıyor, fuhuş akıyor, zina akıyor. O televizyon kanallarının hepsinin telefonu var. Yöneticilerinin telefonları var, görüyorsunuz. Açın telefonu, derhal itirazınızı yapın, ikazınızı yapın, tepkinizi gösterin. Ama bu zahmete, bu şuura, bu harekete kimse yaklaşmıyor. Tepkisiz bir milletiz. Ne yaparsa yapsın diyoruz. Allah belasını versin diyoruz. Allah belasını versin sözü, vallahi şuursuzluk sözüdür bu. Kafirlerin belasını senin elinle Allah verecek. Yeryüzünde Allah kavimlere, kafirlere ceza verirken kimlerle? Müslümanlarla veriyor. Onların cezasını sen vereceksin. Allah'ın askeri sensin. Allah'ın sahibi sensin. Allah'ın askeri sensin. Allah'ın sahibi sensin. Allah'ın mümini sensin. Kim gelip ceza verecek? Allah belanı versin deyince sen kendini aradan çekiyorsun, varlığını çekiyorsun, kuvvetini çekiyorsun, şuurunu çekiyorsun. Adeta senin hiç payın, gücün, ortaklığın, katkın yokmuş gibi. Sen evvela kendi imkanını, kendi zihnini, kendi gücünü, kendi tavrını ortaya koyacaksın. Kenara çekilmeyeceksin. Deme lazım demeyeceksin. Beni alakadar etmiyor demeyeceksin. Bütün bunlar şuursuzluk alametleri. Eğer bu şuur tarihte Müslümanlarda olmasaydı, tarihte çile çekilmeseydi, zahmet çekilmeseydi,
kahır ve gazap çekilmeseydi, Müslümanlar birbirinin davasına, derdine, düşüncesine ortak olmasaydı, vallahi bugün İslam bize kadar ulaşamazdı. Bize kadar gelemezdi. Bakın bu konuda notlarından birkaç şey okuyayım size. Dünya hayatı bir imtihandır. Evvela dünya Müslümanları dünyayı nasıl değerlendiriyorlar, buna bakmak lazım. Ey Müslüman, sen dünyayı nasıl değerlendiriyorsun? Dünya senin için nedir? Dünya Müslüman için bir imtihandır. İmtihan. Burada kalacak değilsin. Burada ebedi sonsuza kadar kalacak değilsin. Bir zaman için toprağın üstündesin, bir zaman sonra toprağın altına ineceksin. Oradan mahşere geleceksin. Oradan mahkeme-i kübraya geleceksin. Mahkemeden sonra hesabın görülecek, sen cehenneme ya cennete gideceksin. Bak biz nasıl değerlendiriyoruz dünyayı, gördünüz mü? İşte şuurumuz buradan kaynaklanması lazım bizim. Bütün peygamberler bu mesajı getirmiş, bütün evliyalar, ulemalar hepsi bu noktayı getirmişlerdir. Dünya Müslümanlar için bir imtihandır, imtihandır, imtihandır. Davetçi Müslümanın imtihanı çok zordur. Peygamberlere bakınız Allah aşkına. Peygamber'e bakalım, ne büyük zorluklar görmüş, ne kahırlara göğüs germiş, ne çileler çekmiştir. Mihnet, külfet, eziyet ve belalarda ilahi sırlar vardır. Hazreti Ömer vuruldu. Hazreti Osman oruçluyken ve Kur'an okurken şehit oldu. Ve kanı Mushaf-ı Şerif'in üzerine attı. Hazreti Ali sabah namazında camide mihrapta hançerlendi. Hazreti Hasan zehirlendi. Hazreti Hüseyin Kerbela'da susuz can verdi. O günden beri bu davaya gönül veren erler hep çilelerle, mihnetlerle, külfetlerle boğuşarak Allah'ın dinini, Resulünün bayrağını bugünlere getirdiler. İskilipli Atıf Efendi şeriat uğrunda bir sabah namazı vakti sehpada terk-i hayat etti. Şapka giymedi diye o günün, o devrin en büyük ulemasından İskilipli Atıf Efendi sabah namazı vakti sehpada canını Allah'a teslim etti. Mevlevi Şeyh'i Kemahlı İsmail Hakkı Efendi'nin mübarek cesedini mezarından çıkarttılar, ölüsünü ipte sallandırdılar. Cumhuriyet döneminde. Mevlevi Şeyh'i büyük alim, Kemahlı İsmail Hakkı Efendi'nin mübarek cesedi mezarından çıkartıldı, vallahi ölüsü tekrar ipe asılıp sallandırıldı. Çünkü o da İslam yoluna baş koymuştu. Merhum, Allah'ın rahmetine ulaşmış alimlerimizden Hacı Muzaffer anlatıyor. 27 Mayıs darbesinden sonra Sultanahmet hapishanesine atılmıştım diyor. Orada tutuklu Bediüzzaman Said-i Nursi'nin talebeleri vardı. Çok dayak yedikleri için ayakları parçalanmıştı. Yerlerde sürünerek yürüyorlardı. Vallahi o hallerinde bile abdest alıp namazı asla terk etmediler diyor. İslam şuuru. Yakın tarihimizde nice İslam önderlerinin ve fedailerinin cesetleri idam sehpalarında bayraklar gibi dalgalanmıştır. Atıf Efendi boynunda, İskilipli Atıf Efendi boynunda yağlı ilmik son nefeslerini verirken ezan okunuyordu, sabah ezanı okunuyordu. Yüzlerce şahit rivayet ediyor ki boynunda yağlı ilmik olduğu halde ezan sesini duymuş, o halinde ezana icabet ederek ezan bitince ruhu çıkmıştı. Vallahi böyle. Sanmayın ki bu topraklarda İslam bayrağı rahatlıkla, tembellikten gel keyfim gel diyerek bir eli yağda, bir eli balda olarak yükselip dalgalanmıştır. Hayır, çilelerle gelmiştir. Bu topraklarda İslam ağacı, şehitlerin ve mazlumların kanları gözyaşlarıyla sürerek göklere ser çekmiştir. İnançları uğrunda malları ve canları çalışmayanlar izzet bulamazlar. İslam'ın yolunda olmak
gerektiğinde İslam için ölmek demektir. Eski kahraman, fedakar, feragatli, çilekeş, cesur Müslüman nesiller nerede şimdi, nerede şimdi, nerede şimdi? Yerlerine rahat ve konfor esiri, evlad-ı iyal bahanecisi, altın ve gümüş, dolar ve mark kölesi, korkak nesiller, korkak Müslümanlar geldi. Bayrak yere düşürüldü. Birkaç mason, milyonla Müslümanı koyun gibi önüne katıp güder oldu ve sürüler halinde takip eder oldu. Sahte kahramanlar zuhur etti. Hizmet perdesi altında dini ve mukaddesatı nüfuzunu aletle istihdam ettiler. Ercesine sahip çıkmadığımız mukaddesatımız için kadınlar gibi bile ağlayamaz hale geldik. Biz Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Hadis-i şerifte İslam garip geldi, garip gidecek buyuruluyor. Bazıları hadisin metnindeki seyaudu kelimesini yani avdet edecek manasını almışlardır. Her halükarda İslam şu ahir zamanda gariptir. Başlangıçtaki garip olma hali taraftarı çok olmayışındandır. Şimdi ise garipliği kesret içindeki yalnızlığıdır. Yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var ama İslam garip. Bundan daha garip bir şey olur mu? Yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var, İslam yerlerde sürüyor. Ne garip görüyor musunuz? Ne tuhaf, ne acayip. Müslümanlar ne hallere düştüler? Amentü bil yevmil ahiri, ahiret gününe inandım dediği halde iman ediyoruz da İslam'a Müslümanları böyle garip bırakıyoruz. Bosna Hersek'te Müslümanlar boğazlanıyor. Kadınların ırzına geçiliyor, yetimler ayaklar altında eziliyor, dullar ağlıyor, camiler yakılıyor, Kur'anlar yırtılıyor, ehli İslam'ın kabristanları bile düzleniyor ve Türkiye'deki öteki diyarlardaki Müslümanlar normal hayatlarını yaşıyorlar. Kimi yeni otomobil peşinde, kimi bulaşık makinesi alıyor, kimi evini süslüyor, kimi bir kenara mark ve dolar depoluyor. Zavallı Müslümanlar. Vakit yaklaşıyor safları evet sıklaştıralım ve boşluk bırakmayalım. Evet Müslümanlar ne hallere düştüler? Amentü billahi ve melaiketihi diyen Müslümanlar. Vel yevmil ahiri, ahiret gününe iman ettim diyen Müslümanlar. Neyle iman ettiniz? Hani İslam'ı ne yaptınız? İslam davasını ne yaptınız? Nereye kadar götürdünüz? Tepkiniz nedir? İtirazınız nedir? Gücünüz nedir? Hiç ortaya koymadınız? Denecektir. Bosna Hersek'te Müslümanlar boğazlanıyor. Kadınların ırzına geçiriyor, yetimler ayaklar altında eziliyor, dullar ağlıyor, camiler yıkılıyor, Kur'anlar yırtılıyor. Ehli İslam'ın kabristanları bile düzleniyor. Ve Türkiye'deki öteki diyarlardaki Müslümanlar hiçbir şey olmamış gibi normal hayatlarını yaşıyorlar. Kimi yeni otomobil peşinde, kimi bulaşık makinesi alıyor, kimi evini süslüyor, kimi bir kenara mark ve dolar istifliyor. Nasraniler, Yahudiler, Hindular, Mecusiler, Mülhit komünistler bile kendi davaları, kendi taraftarları için her fedakarlığı yaparken biz tarihin ve insanlığın yüzünü kızartan facialara seyirci kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Seyirci kalıyoruz. Köşe başındaki dilenciye sadaka verircesine cüz'i yardımlarla televizyondan seyrettiğimiz kahredici manzaralar karşısında rahat koltuğumuza gömülmüş vaziyette birkaç cılız inilti ve tüh 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 sedasıyla yetiniyoruz. Vah bize, eyvah bize! Eğer bir tek ümmet olsaydık, şuurumuz olsaydı, hadiseleri değerlendirebilseydik, böyle mi olurdu? Bosna'yı silahla, gönüllüyle doldururduk, ölen şehit kalan gazi olur, Müslümanların şerefi kurtulurdu. İslam garip gidiyor veya garip avdet ediyor. İslam'ı garip bırakan Müslümanlar yarın büyük huzura ne yüzle çıkacaklar? Peygamberin yüzüne nasıl bakacaklar? Ahireti unutup da
şu fani dünyanın boş alayişiyle, oyuncaklarıyla oyalanan bir kavim iflah olmaz. Süslü meskenler, kesada uğramasından korkulan ticaretler, lüks binitler, servetler, konforlar, yazlıklar, kışlıklarla hayatlarını ziyan eden gafil Müslümanlara yazıklar olsun, eyvahlar olsun. Bosnalıları yalnız bıraktık. Halbuki onlara yardım etmemiz, imdatlarına koşmamız bize farz idi. Bulaşık makinesine ıvır zıvıra milyonlar verdik de o boğazlanan, ırzına geçiren kardeşlerimize gereken yardım yapamadık. Öyle mi? Men dakka dukka. Bugün onlara, yarın bize, düşman bize de saldırınca herhalde çamaşır makinalarınızla savaşırsınız. Aptal Müslümanlar. İşte aziz müminler, şuursuzluğun halini görüyorsunuz. Dersimizin başında toplum şuurunun üzerinde durmuştum. Olaylar, gelişmeler, çatışmalar ve koskoca 1,5 milyarlık İslam alemi nasıl sessiz, nasıl hissiz, nasıl duygusuz, nasıl tepkisiz bir hale gelmiştir. İşte bunun sebepleri var, izahları var. Bakınız, Tevbe suresinin 29. ayetini kısa vakit yaklaştı, bitiremeyeceğiz. Haftaya bu can yakıcı konuyu devam ettireyim inşallah. Bakınız Mevlamız ne diyor? قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Aman ya Rabbi! Ey müminler ve Müslümanlar! Vallahi Cenab-ı Hakk'ın hitabı bizedir. Müslümanım diyenlere yani. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanmayanlarla mücadele ediniz. Mücadele. Yani sessiz kalmayınız diyor. Tepkinizi gösteriniz. Karşı koyunuz. Tedbirinizi alınız. Mücadelenizi yapınız. Ayet bu, Kur'an bu. Daha وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulü'nün haram ettiği şeyleri haram kabul etmeyenlerle mücadele ediniz. Vazifeye bak. Allah ve Resulü'nün haram ettiği şeyleri görüyorsunuz. Mücadele edilmesi lazımdı bunlarla. Zina dediğimiz olay, fuhuş fuhuş. Allah ve Resulü'nün haram ettiği bir şey midir, değil midir? Evet, Allah'ın ve Resulü'nün haram ettiği bir şeydir zina. Ama gidin Karadeniz kıyısına bakın, Karadeniz Sarp kapısından başlayarak bütün Karadeniz adeta kerhaneye dönmüştür. Niye mücadele etmediniz? Ey Karadenizliler, niye mücadele etmediniz? Ne yüzle Hazreti Muhammed'e gideceksiniz? Ne yüzle Allah'a gideceksiniz? Hangi deyyus sak kapısını açmışsa niye mani olmadınız, niye karşı koymadınız? Hangi deyyus açmışsa, hangi pezevenk açmışsa o kapıyı? Üzme namus kalmadı Karadeniz'de. Boşanma davaları almış gidiyor, aileler parçalanıyor, bütünlük bağlanıyor. Hani zina ile mücadele edecektiniz? Nedir bu nataşalar, nedir bu fahişeler, nedir bu rezaletler? Ey Rizeliler, Trabzonlular, Çaykaralılar, ey bu Müslüman geçinen, Müslüman zannedilen insanlar! Ne mücadele etmediniz? Neden milletvekillerinizin gözünü olmadınız, yakasından tutmadınız, yerlere çalmadınız? Vallahi hesap vereceksiniz, billahi hesap vereceksiniz, yeminle söylüyorum. Hiç haccınıza aldanmayın, hiç Arafat'a çıkmaya güvenmeyin, hiç sakalınıza güvenmeyin, hiç sallarınıza güvenmeyin. Mücadele, mücadele, mücadele. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ Savaşın, mücadele edin diyor Cenab-ı Hak. Kiminle mücadele edeyim ya Rabbi? لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haramını haram sayanlarla. Hani zina haramdı? Türkiye Cumhuriyeti'nde zina serbest, helal. Parayı verdin mi kerhaneye gidebilirsin. Devlet kerhanecilik yapıyor. Devlet kerhane işletiyor. Çavallı Müslüman, benim devletim diyor. Benim hükümetim diyor. Vah 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 vah. Adama deli derler be.
Müslümanın devleti kerhane işletir mi? Müslümanın devleti kumarhane işletir mi? Müslümanın devleti içkiyi satar mı, üretir mi, dağıtır mı? Tavallı Müslümanlar, ahmak Müslümanlar. وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Dini hakkı kendisine hayat tarzı etmeyenlerle mücadele edin diyor. Hani niye mücadele yok? Niye tepki yok? Niye sessizlik var? Niye duygusuzluk var? Niye örgütlenmiyorsunuz? Niye muazzam bir mücadelemize girmiyorsunuz? İşte aziz müminler, bu ayet-i kerime bizi vallahi düşündürüyor, belimizi kırıyor, boynumuzu büküyor. Nasıl ve ne yüzle, ne suretle Allah'ın huzuruna çıkıp da geldik ya Rabbi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Nasıl Sultan Fatih'in huzuruna, karşısına çıkacağız, söyleyin Allah aşkına. Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u böyle mi bize teslim etmişti? Böyle miydi İstanbul ya? Söyleyin Allah aşkına, böyle miydi? Her köşesinde meyhane, her köşesinde kumarhane mi vardı? Hani haramlarla savaşacaktınız? Hani haramlarla mücadele edecektiniz? Hani günahlarla mücadeleniz olacaktı? İşte bütün bunlar gösteriyor ki şuursuzluk korkunç şekilde, tabii devletin de politikasıyla, devletin de eğitim sistemiyle, devletin de kahrıyla, gazabıyla toplum ahlaken çökmüş ve ahirete iman adeta Müslümanın hayatının dışına kaymış görünüyor. Vallahi ve billahi bugünkü hale gelişimizin sebebi laikliktir, laikliktir, laikliktir. Bin dünyadan ayrılınca, bin dünyadan soyutlanınca artık dünyamız rezaletlere, cehaletlere, şenayetlere, cinayetlere adeta sahne haline gelmiştir. Din zabıtaydı, din kokmayı önlüyordu. Efendiler, bir etin kokmaması için o eti tuzlamanız lazım. Tuz, etin kokmasını önlüyor. Ama o tuzu etin üzerine kadar götürmez de tuzu ete bulaştırmazsanız, tuzu ete değdirmezseniz, dokundurmazsanız o et nasıl kokarsa, din de dünyadan ayrılınca, din de devletten ayrılınca, devlet işte umumhane işleten bir organizmaya dönmüştür. Eğer din olsaydı bunlar olmayacaktı. Eğer dine dayansaydı böyle olmayacaktı. Ama bütün dehşetiyle, vahşetiyle toplumu dinin dışına sürüklediler. Kıblemizi değiştirdiler. Bakın 1944 yılında millet meclisine Erzurum'dan seçilmiş bir milletvekili var. Şair bu adam. Sık sık söylüyorum hafızanızda kalsın diye, unutmayasınız diye. 1944'te meclise Erzurum'dan seçilerek milletvekili girmiş ve şair, çok şiir yazmış bir adam. Kemalettin Kamu. Vallahi şiirinde aynen şöyle söylüyor. Ta o zaman başlamışlar yıkmaya, yıkılmaya, zihnen, fikren, aklen, beyinleri bulaştırmışlar. Ne diyor? Ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne afsun. Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Vallahi böyle söylemiş. Bize Çankaya yeter diyor, Kabe Arap'ın olsun. Biz Kabe'yi, İslam'ı, Allah'ı kabul etmiyoruz diyor. 1944'te söylemiş bunu. Kafir oldu kafir. O günden sonra laiklik çizgisiyle toplum, gençler, esnaflar, tüccarlar, insanlar adım 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 din-i İslam'dan vallahi uzaklaştırılmış. Tepkisiz, duygusuz ve beyinleri uyuşturulmuş, olaylar karşısında sessiz bir topluluk meydana gelmiştir. Bakınız, bir ansiklopedi var. Önemli bir ansiklopedi. Adı Ana Britannica. Ana Britannica dünyada en büyük ve en güvenilir ansiklopediymiş. Orada laiklik maddesine baktım. Aynen şurada okuyacağım şimdi oradaki yazıyı. Ana Britannica ansiklopedisinin laiklik maddesinde aynen şunu yazıyor. Laiklik. Türkiye'de laiklik klasik batı modelinden ayrılan önemli bir özellik göstererek
devlet dışında özel bir din örgütlenmesine izin vermedi. Yani dinin kendi cemaatiyle toparlanmasına, örgütlenmesine müsaade etmedi diyor layıklık. Cumhuriyet yönetimi din ve devlet ayrımını benimsemekle birlikte din işlerinin yürütülmesini kendi denetimi altında tuttu. Devlet dinle devleti ayırdığını iddia ettiği halde dini kendi kontrolü altına aldı. İslam döneminde Hristiyanlıktaki gibi özel örgütlenme geleneğinin bulunmaması genellikle siyasal otoriteye yapışık ve hatta Osmanlı örneğinde görüldüğü gibi ona bağımlı kalması Türk laikliğinde devletin din denetimi altına alınmasını kolaylaştırdı. Ama asıl önemli etken yalnız devleti değil toplumu da laikleştirmeyi amaçlayan Cumhuriyet yönetiminin dinin yerleşme atılımları önüne dikilmesine engel olmak konusunda gösterdiği kararlılıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devlet içinde yer verilmesi gibi Batı'nın klasik laiklik anlayışına ters düşen bir tercih, dini toplum işlerini düzenleyen bir güç olmaktan çıkarma, onu inanç ve ibadete indirgeme ve bireysellik alanına itme programında başarılı oldu ve dini İslam'ı hayatın dışına çekerek camilere hapsetti. İslam yalnız camide olur, vaaz camide olur, onun dışında toplum, etraf, hayat tamamen dinin dışına itildi, dini hassasiyet kayboldu, ahlaki hassasiyet kayboldu ve bu ahlaksızlıklar, sapıklıklar karşısında toplum adeta uyuşturulmuş bir hal aldı. Karşı koymuyor. Irzına küfret karşı koymuyor. Düşünün yani bir zamanlar Karadenizli bir Müslümanın ailesine, helalına, hanımına yan gözle bakan adamın hayatı biterdi. Şimdi Allah bildiğine en büyük zinalı işleniyor. Nasıl bu hale geldi bu insanlar ya? Nasıl dejenere oldular? Nasıl bu hale geldiler? Nasıl böyle pis oldular, rezil oldular? Sebep dini İslam'ın hassasiyeti, şuuru, idraki, izanı ve insan ruhundaki yankıları sönmüş olduğundan, bitmiş olduğundan ileriye geliyor. İşte Allah nasip ederse önümüzdeki derste tarihten misal vermek suretiyle peygamberlere karşı, İslami mücadeleyi yürütenlere karşı sadece seyirci kalan, onların mücadelesine katılmayan, kenardan seyreden, biz katılmayacağız, neyimize lazım, bizi alakadar etmiyor diyen bir kavimden Kur'an-ı Kerim çok bahsediyor. Çok bahsediyor. Maide suresinin 24. ayeti derin derin bizi düşündürüyor. Ve onların başına gelen belalar anlatılıyor, felaketler anlatılıyor. Haftaya nasip olursa ben de bu Kur'an'daki müthiş örneği, bu muazzam hadiseyi size anlatarak İslami mücadele karşısında sessiz kalmanın, neme lazım demenin, beni alakadar etmiyor demenin felaketini yudum yudum göstermeye çalışayım inşallah. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, artık bir noktada karar vermemiz lazım. Amerika'nın ve Avrupa'nın tavrını ve tutumunu anlamayan kalmamıştır. Bakın mesela Somali'ye asker çıkardı Amerika. Neymiş? İnsanlık namınaymış. Oradaki açları ve çaresizleri kurtarmak. Ama kaç gündür gazeteler okuyorsunuz. O Müslüman olmayan gazeteler var biliyorsunuz. Çıplak resim yayan, yazan gazeteler var. Okuyun. Onlar diyor ki meğer bunun için değilmiş ya. Somali'de petrol yatakları varmış. Amerika resmen onun için çıkmıştı. Onlar yazıyor, onlar konuşuyor. Kaç gündür görüyorsunuz? Ve Somali'ye çıktığı günden bugüne kadar 26 tane petrol kuyusu açmış Amerika. Vallahi böyle. Ne insanlığı? O siyahlara insanlık mı yapacak o zencilere? Kendi ülkesinde Amerika, kendi ülkesinde siyahları adam yerine koymuyor. Somali'ye mi yardım edecek? Ama Müslüman alemini uyutuyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni bal gibi uyutuyor. Kafir nerede menfaati varsa oraya koşuyor. İşte Somali'de petrol yataklarını vallahi zapt etti. Somali'den Amerika'nın çıkması mümkün değil. Allah kudret vermedikçe Müslümanlara. Mümkün değil. Ve hem de orada en muazzam o fevkalade coğrafi noktada Körfez'deki ve Suudi Arabistan'daki
Hicaz'daki petrolleri kontrolü altına aldı, denetimi altına aldı, gözetim altına aldı. Açın haritaya bakın, tam Suudi Arabistan'ı gözetliyor oradan. Çöl petrollerini. Ama Bosna'da görüyorsunuz hiçbir tedbir yok, hiçbir hareket yok, müdahale yok, karşı koyma yok. Bütün bunlar göstermiyor mu Hristiyanlar? İslam'ın ve Müslümanların düşmanıdır. Hala mı anlamayacaklar? Hala mı kavramayacaklar? Hala mı bunun farkına varmayacaklar? İşte bütün Hristiyanlar namussuzdur. Bütün Hristiyanlar İslam'ın ve Müslümanların hız düşmanıdır. Bunu anlamayan politikacı ahlaksızdır. Bunu anlamayan siyasetçi şerefsizdir. Bunu anlamak lazım. Bizim Avrupa'da bir işimiz yok. Bizim Amerika'da bir işimiz yok. Bizim Allah'la işimiz var. Muhammed Mustafa ile işimiz var. Başka çaremiz kalmamıştır. Onlar sömürge arıyorlar. Onlar köle arıyorlar. Onlar kul arıyorlar. İşte çekik güç başımıza bela vallahi bekliyor. Çünkü Güneydoğu'da da petroller var. O kuyuları beklemek için geldi hain. Her tarafta bu menfaatini bekliyor hain. Ve insanlığın hali. Bütün bunlar bizi uyarmalıdır, şuurumuzu aşmalıdır. Haftaya çok daha dehşetli konulara temas etmek niyetiyle Rabbimiz cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an ve sünnet şuuruyla şuurlandırsın inşallah. Rabbimiz cümlemize kudret ve kuvvet ihsan eylesin inşallah. 2000 yılına girmeden yeryüzünde İslami devletlerin tecellisini nasip etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.